Evet arkadaşlar merhaba. Yeni bir podcast'imize hoş geldiniz. Bugün açılışı ben yapıyorum. Çünkü bugün soruları ben soracağım. Kafama takılan birkaç soruyu Kerem'in yanıtlamasını isteyeceğim. Konumuz elektrikli araçlar. Şimdi Kerem size önceden elektrikli araçlarla ilgili sürdürülebilirlik vesaire ile alakalı bir video çekmişti. Ama şimdi ben bir kadın gözüyle diyeyim ya da bir vatandaş gözüyle gözüme takılanları soracağım. Aklıma takılanları soracağım. Zaten 2-3 sorum var. Çok fazla uzun sürmeden sizleri sıkmadan da başlayacağız. Şimdi benim birinci kafama takılan şeyi sana sormak istiyorum Kerem'ciğim. Buyurun efendim. Oraya giriyorum. Hemen alalım. Şimdi seninle geçenlerde izlediğimiz videonun birinde diyordu ki elektrikli araç her zaman planlı olmayı gerektirir. Evet. Evet bu benzinli araç ve dizel araçta da var. Benzinli koymadan yola çıkmazsın ya da işte arabanın lastiklerini kontrol etmeden yola çıkmazsın. Ama bence bu elektrikli araçta biraz daha sıkıntılı. Çünkü şarj istasyonları gelişiyor. Evet. Özellikle İstanbul Bodrum arasında çok fazla var. Ya da işte İstanbul'un içinde AVM'lerin otoparklarında falan var. Ama bence yeterince yok. Bir otoyolda giderken hani bir benzinlik bulman olasılığın çok fazlayken elektrikli araç şarj istasyonu bulman biraz zor olabiliyor. Evet. Sen elektrikli aracın olduğunda planlı yaşaman gerekiyor. Yani %60 şarjın var diyelim. %60'lık yol gidebilirsin. Hani evet. Şey yapamazsın. Evet. Hemen şarj istasyonu bulamayabilirsin. Doğru. Şimdi sence bu elektrikli araçlar için bir olumsuzluk oluşturuyor mu ya da işte insanların hayatını zorlaştırıyor mu? Bence zorlaştırıyor. Ama sen arabalara olan ilginden dolayı sana soruyorum. Beni bu konuda bilgilendirir misin? Tamam, bilgilendiririm tabii ki seni ve bizi izleyen izleyicileri. İlgilendirmekten de ziyade ben de kendi görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Bir kere ben sana %100 katılıyorum. O videoyu gördüğüm kanalda Aziz Drives'dı. Hani evet. Onu da söyleyeyim. Ben çok severek de takip ediyorum arkadaşı. Hani o da şunu söylüyordu. Yani hafta sonu çıktığınız zaman eğer elektrikli bir arabanız varsa ondan sonra her şeyi planlı yapmak zorundasınız. Trafiğe kaldın diyelim. Hayır, A noktasından B noktasına gideceksin. Orada şarj istasyonu var mı? Burada bu kadar süre şarja takacağım. Oradan çıktım buraya şey yapacağım. Benzinli arabada arabayı fulledin mi 1000 kilometre ondan sonra gidersin. İlla ki gittiğin şeyde de şu an ne yazık ki bütün şeyde zaten hem Türkiye hem dünya benzinli ve dizel arabaların yani akaryakıta göre tasarlanmış bir vaziyette. Evet. Daha henüz elektrikliye dönüşüm hani büyük oranda sağlanamadı. O yüzden yani elektrikli arabayı istediğin gibi kafana göre götüremezsin. Evet. Ama benzinli arabayla canım sıkıldı deyip istediğin yere gidebilirsin. En güzel örneği şöyle verebiliriz. Yani Türkiye'de elektrikli arabayı en rahat kullanabileceğin rota aslında İstanbul-Bodrum arası diyebiliriz. Evet, onu çok deneyen bizim rotamız. Var. Yani bunu birçok kişi işte İstanbul'dan çıktım, elektrikli arabamla Bodrum'a gittim, Ege'de tur attım, şöyle yaptım, böyle yaptım. Bir sürü vlog çekiyorlar, bir şey çekiyorlar. Haklılar. Neden? Çünkü o yol üzerinde işte birçok şeyde benzinlikte şarj istasyonu da var. Ama şunu da iyi planlamanız gerekiyor. İşte elektrikli arabaların şimdi belli menzilleri oluyor. Ama siz alırken ki söylenen menzil atıyorum mesela diyor ki 500 kilometre menzili var bu arabanın. Evet. Şimdi o 500 kilometre menzil WLTP'nin ölçmüş olduğu ve sürtünmesiz ortamda ideal koşullarda ölçülen menzil. O sıcak hava, klima kullanımı özellikle yazın gidecekseniz bu tarz şeylerde gittikçe azalıyor, düşüyor ve 500 kilometrelik menzil olan bir araba ediyor size aslında 300-350 kilometrelik bir menzil. Son 5-10 kilometresine kadar da böyle çok şey yapamıyorsunuz. Evet. Oraya denk getirecek şekilde de bir şey bulamıyorsunuz. Dolayısıyla hangi kilometresinde rotanızın üstünde benzinlik var, o şarj istasyonu var pardon. O şarj istasyonunda şarj ettikten sonra bir dahaki şarj istasyonuna kadar yeteri kadar mesafe var mı? Özellikle uzun yol kullanacak kişiler için bu sıkıntı olabilir. Bunu iyi planlamaları lazım. Bu uzun yol kullanım için. Kısa yol kullanımı veya günlük kullanım mesela içinde... Mesela caddede trafiğe takıldım. Ya caddede trafiğe takıldım, onu geçtim. Şunu söylemek istiyorum mesela. Bugün işte günlerden cumartesi diyelim ki ben seninle canım sıkıldı. Hadi küçük yalı tarafına gidelim dedik. Arabamızda küçük yalı tarafına gidecek kadar bir menzil yoksa o an oturup şarja takıp bekleyip ondan sonra gitmemiz evet, gerekecek. Yani bu şey gibi bebeğin uyanmasını bekleyip dışarı çıkmak gibi evet. Bir şey yani bir zorunluluk veriyorsa. Bizi izleyenler şunu söyleyecek atıyorum mesela ya işte 15 dakikada 20 dakikada %20'den %80'e şarj oluyor zaten. Ama vakit kaybı. Ama o 15-20 dakikayı
biz küçücük 3,5 yaşında kızımız var. 15-20 dakika sadece dışarı çıkabildiğimiz vakitler olabiliyor. Evet. Hızlıca bir yere gidip gelmen gereken vakitler olabiliyor. Bütün hayatını bu plana göre yaşaman gerekiyor. Evet. Benzinin güzel yanı, koyuyorsun benzinini, yoluna devam ediyorsun diyeceğim. Ama şimdi bunu söyleyenler de hemen sürdürülebilirlik ve karbondioksit işte vesaire muhabbetine gelecek. Onunla ilgili bir sorun varsa onu sor, ona da cevap vereyim. Gelme, ben soruyu sorayım. şimdi ben böyle çok çevreci bir insan değilim demeyeyim de, yani hani çevreyi kirletmemeye özen gösterilmesini istiyorum. Bu karbondioksit emisyonu falan filan, hani bu muhabbetleri yapan çok fazla video var. O yüzden o konulara çok girmek istemiyorum. Ama benim kafamı karıştıran kısım, birincisi tamam, bu emisyon konusunda belki benzinli arabalardan iyi tarafları da var. Hani benzinli dizel arabalardan, yani buna ne diyorsunuz bilmiyorum. Evet. İçten yanmalı motor. İçten yanmalı. Ha. İçten yanmalı arabalara göre avantajları var. Tamam. Evet. Ama benim merak ettiğim mesela en büyük şey pil. Evet. Yani mesela pillerle ilgili iki soru soracağım sana. Hı hı. Birincisi, bu pillerin çıkarılması için, bunlar lityum pili diyoruz. Lityum iyon pili. Lityum iyon pillerinin çıkarılması için çevreye zarar verilmiyor mu? Ya da verilen zarar bu içten yanmalı araçların verdiği zarardan daha mı az, daha mı fazla, eşit mi? Eşitse neden hali hazırda olan şeyi kullanmıyoruz? İkinci sorum da pillerle alakalı. Bu arabaların pilleri kaç yıl gidecek muhabbeti yine birçok videoda var. Belki 10 yıl, belki 15 yıl ya da işte 5 yıl, neyse. Hı hı. Peki bu pili değişen araba mesela, hani ikinci el piyasasından düşünüyorum. Mesela biz arabayı bir yere çarptığımız zaman hasarlı araba olarak satıyoruz ya. Hı hı. Pili değişen elektrikli arabalarda hasarlı olarak, yani nasıl diyeyim, şey olarak değişen parçası var diye mi satılacak? Anladım. Şimdi ikinci sorudan başlayalım. Değişen bir parçası var mı diye gibi mi satılacak? Aslında burada Türkiye dünyadan biraz ayrılıyor. Çünkü mesela Avrupa'da baktığınız zaman aslında mesela diyorum, kapısı değişmiş bir araba. Hani evet. Orada alan kişi şuna bakıyor. Aa ne güzel, kapısı değişmiş. Şimdi bu eskiden 80'lerden gelen bir hani şey ve bizim sanayimize ne yazık ki olmayan bir güven. Herkes birbirini kandırmaya çalışıyor. Çıkma parça mı bulunuyor? O parça gerçekten güvenilir mi? Hatta şu an bazı resmi distribütörlerin ve üreticilerin Türkiye'de işte garantili ikinci el, değiştirilmiş ve garantili şekilde yapılmış falan girişimleri oldu. Ha, ikinci el piyasası çok dengesiz oldu. O yüzden böyle o girişimlerde maliyeti kurtarmadığı için şu an çok başarılı olamadı. Belki ileride başarılı olacak ama neyse, uzun lafın kısası, yani böyle bir şeye Türkiye bence daha henüz hazır değil. Ve bu pili değiştirme maliyetleri de çok fazla zaten. Evet, onun bir videosunu yani, arabanın zaten mi? Maliyetinin %30'u %40'ını muhtemelen yaklaşık. 480 bin lira diyordu galiba Tesla'nın şeyinin değişmesi, evet. Pilinin değişmesine. Evet. Yani 480 bin lira bugün baktığınız zaman 2000-2005 modeller arası, yani yanlış söylemeyeyim de, ikinci el bir ortalama arabanın tabii, parası tabii. Diyebiliriz yani. Hani böyle çok eski bir araba falan alırsın. Bir araba parasını bir pil değişiyor bir aslında. Pil, o zaman nerede kaldı avantajı, ya da mesela bu pilin ömrünü çok yol gitmek belirliyor mu? Mesela sen tır şoförü gibi Bakırköy'den çıkıyorsun, Maslak'a beni bırakıyorsun, oradan Ümraniye'ye gidiyorsun, Ümraniye'den eve geliyorsun tekrar Ataköy'e. Peki ya mesela sen günlük mesela ortalama 100 kilometreyi geçiyor değil mi, evet, araba kullanımı? Evet. Bu 100 kilometreyi geçmesi mesela senin pil ömrünü düşürecek mi? Yani tabii ki, yani şimdi şöyle, mesela telefonlarımızdan örnek verelim. Şimdi aslında telefonlarda da kullanım kılavuzlarını açıp baksanız aynı şeyi yazar. %20'nin altına düşmeden telefonunu şarja tak, %80'i aşmadan da şarjdan çıkar. Yani bu lityum iyon piller %20 ile %80 doluluk arasında en efektif çalışıyorlar. Ama biz mesela telefonlarda bunu aşırı aşırı dikkat etmiyoruz. Neden? Zaten 4-5 sene sonra her türlü telefonun o pil döngüsü, yani Samsung'lar bile, hani iPhone'lar günde bir bitiyor da, Samsung'lar belki ilk aldığında 2 gün gidiyor. Tabii, tabii. Ama bir süre sonra 3-4 yıldır işte sen kullanıyorsun kendi telefonunu. Hı hı. Şimdi artık bir günü biraz geçiyor değil mi? O evet. Şey gün geçtikçe azaldı. Şimdi bu arabalarda da mesela bunları kaç tane doldur boşalt yaptı, bununla alakalı şey yapıyorlar. Ben şimdi tam sayısını bilmiyorum ama Tesla'da mesela işte yaklaşık 1500-1600 mü? O civar bir şeye denk geliyor. 1500-1600 doldur boşalt. Hmm.
Yani onun bir aslında şeyin yaptığı, markaların hesapladığı bir şey var. Bazı markalar buna göre garanti de veriyorlar, pil garantisi. Yani yıla göre değil de doldur boşalta göre de. Yani doldur boşalt daha önemli bir şey. Ama tabii ki gün geçtikçe o şeyin verimi azalıyor. Yani azalıyor. Baktığında hani elektrik daha ucuz benzinden, evet, vesaireden. Ama o zaman bu taraftan da pilin ömrünü kısaltıyorsun. Yani evet, aslında bir yerde avantajı varken bir yerde dezavantajı var gibi duruyor. Evet. Yani şöyle atıyorum, sen bir arabayı alıp, bir elektrikli araba alıp en fazla 3-4 sene, 5 sene kullanacaksan ve sonra satıp başka bir araba alacaksan, o zaman bu pil değişimi muhabbetinden muhtemelen çok etkilenmezsin. Ama burada da şu devreye geliyor. İkinci el elektrikli araba almak ne kadar mantıklı, ne kadar değil. Evet. Ondan sonra bunların hepsi şey, ya bu şunun gibi. İşte ilk telefonlar, cep telefonları çıktığında Nokia'lar, ondan sonra tuğla gibi telefonlardı ve bir önünde kat edilecek çok yol vardı, mesafe vardı. Telefon teknolojisi şu an ne kadar gelişti, ne kadar ilerledi. Elektrikli araba teknolojisi de gün geçtikçe tabii ki piliydi vesairesiydi çok şeye gidecek. Ben şuna karşıyım sadece. Elektrikli araba aldım, İşte ben doğayı hiç kirletmiyorum. O şeye ben o şeye inanmıyorum. Zaten çünkü o lityum madenlerinde çalışan koskoca şeyler, ondan sonra zaten ve o maden ocakları doğayı kirletiyor. Bir. İkincisi de o arabanı şarj istasyonuna gidip şarja taktığın elektrik gidip de zaten doğalgaz çevrim santralinden ya da termik kömür santralinden üretildiyse zaten sen yine karbondioksit emisyonuna sebebiyet veriyorsun. Evet. Üçüncü soruma geçeyim. Buyurun. 4 tane sorum olduğuna karar verdim. Çünkü bu videoyu çekerken sorular da belli değildi, cevaplar da belli değildi. Şu an kervan yolda... Ne merak ediyorsan sor dedim. Kervan yolda düzülür misali. Üçüncü soruma geçeyim. Şimdi mesela bunu söyleyince şimdi çıkacak olan yorumlar da var. Mesela hani gereksiz şey tartışmaya yol açmadan söyleyeyim. Soğuk havalarda benzinli araba ya da dizel araba, bu içten yanmalı arabalar da bazen aküsü bitiyor. Geçen gün babamın başına geldi. İşte ne bileyim herhangi bir hata verip çalışmayabiliyor. Ama hani bunlar geçici şeyler. Hani ufak tefek halledilebilir problemler oluyor ve bunlara senelerdir insanların bünyesi alıştı. Ama benim bir arkadaşımın ailesinin TOG'u vardı mesela. Ve kendisi İç Anadolu bölgesinde bir şehirde yaşıyor. Evet. Ve soğuk. Ayaz, kar, evet, yani. Hani kışları eksi derecelere, eksi dereceye rahat düşüyor. Rahat görüyor. Diyor ki çalışmıyor araba. Hı-hı. Yani mevsimine göre araba mı tasarlayacaklar? Yani hani sonuçta soğuk bölgedeki adam o zaman hiç elektrikli araç, hı-hı, kullanamayacak. Çünkü bunlar biraz daha ılıman iklim aracı, hı-hı, diye geçiyor. Bu arada şunun altını çizelim ya. Milli arabamıza laf etmiyoruz. Yok, da bu elektrikli arabamızın, arabaların geneliyle alakalı bir şey. Yani hani bu elektrikli araçların hepsinde, Tesla'da, evet, da aynı problem varmış. Instagram'da yani bir tane video vardı. Eksi 18 derecede elektrikli arabaların hepsi emniyet şeridine çekmiş. Benzinli arabadaki adam güle güle geçiyordu yanlarından. Yani elektrikli araba, evet, yani piller belli bir derece aralığında çok daha üst verimde çalıştığı için her araba o aynı derecede aynı tepkiyi verecek diye bir kaide yoktur muhtemelen, ama hani soğuk havalarda, soğuk iklim koşullarında tabii bu arabaların sorun çıkartma olasılığı daha fazla demek lazım. Anladım. Yani o zaman dizel arabalardan daha kötüdür. Dizel arabalar da çünkü soğuk iklim arabası değil aslında. Değil. Aynen, doğru söylüyorsun. Yani en ideali benzinli ve LPG'li. En ideali benzinli ve LPG'li dedin. Evet. O zaman dördüncü soruma geçiyorum. Geçebilirsin. Son sorum. Yani çok üzerinde düşünmedim. Aslında videoyu açtım, yine bir YouTube kanalında görmüştüm. Yine bu elektrikli araçlarla alakalı. Bu işte bunların herhalde anahtarı yokmuş anladığım, hı-hı, kadarıyla. Yani tabii arabadan arabaya değişiyor. Evet, Tesla'yı izlemiştim ben mesela. Kart da açılıyor. Bu kadar elektronik bir şeyde her şey elektroniğe döndü. Şimdi mesela bizim arabada, Karok'ta mesela, Android Auto'ya bağlıyoruz telefonu. Bütün telefon bilgileri aslında arabanın beynine geçiyor. Hani, hı-hı, bu da aslında güvenlik açığı olsa, hani herhangi bir şey olsa bir şey yapılabilir, bir sıkıntı çıkarabilecek bir durum. Ama benim mesela şeyim şu, Tesla'nın o kart mevzusu mesela, hı-hı, Tesla genelinde, hı-hı, düşünürsek, TOG'u bilmiyorum nasıl çalışıyor hani. Hı-hı. Sen gördün hani TOG'un yerinde ama ben hiç görmedim. Mesela Tesla'nın genelinde düşündüğümüz zaman bu kartı mesela kopyalama olasılıkları yok mu? Ya da işte hackleme olasılıkları yok mu?
ne bileyim, sonuçta bu çok elektronik bir şey. Bizim arabalar bence yarı elektronik. Yani hı-hı, her şey hı-hı, tam elektronik değil. Bizim için mesela şey bile, bundan birkaç yıl öncesine kadar kapıya elini uzatıp kapının kilidini açmak lükstü, evet, arabada. Evet. Şimdi arabanın anahtarı yok. Yani tam, hatta en, yani 10 sene öncesinde mesela senin o Mini Cooper olduğu zamanlarda arabayı anahtarla çalıştırmak değil de düğmeyle çalıştırmak bile çok az arabada olan bir, hı-hı, özellikti. E şimdi o özellikleri geçtik, çok daha elektronik bir şey gittik ama elektronikleşme arttıkça bu güvenlik açığı, işte ne bileyim, kaza riski vesaire daha çok artıyor. Hani mesela bu Tesla'nın otopilotu güncellendi muhabbeti vardı mesela. Hı hı. İşte bu otopilot yüzünden kazalar yaşandı. Yok bir şeyde Tesla mı yanmıştı? Bir, hı hı, elektrikli araba yanmıştı yine bu tarz, hı, bir elektronik bir şeyden. Tabii o başka bir. Elektronik mevzusu sence elektrikli arabalarda sorun çıkaracak mı? Hacklenme ya da güvenlik açığı açısından, ya da işte arabayı sen yokken birisi çalıştırabilecek mi? Bu konuda bir fikrin var mı bilmiyorum ama sonrasında. Ya şöyle, şimdi ben bu olayı şöyle düşünüyorum. Şimdi mesela elektrikli arabalardan bir anlığına uzaklaşalım. Herhangi bir arabayı düşün. Arabanın içine koyduğun her türlü elektronik aksam potansiyel bozulabilecek elektronik aksam demektir. Doğru söylüyorsun. Dolayısıyla eski mekanik arabalarla karşılaştırdığın zaman şu an artık arabalar mekanik arızalar çok az çıkarıyorlar. Tabii, evet. Ama birçok elektronik arıza çıkıyor. Yani. Benim arabamda bazen mesela bakıyorsun çok ara sırada yapsa ekran açılmıyor mesela, hani, evet, şey ya da bağlanmıyor, şeye bağlanmıyor, Android Auto'ya bağlanmıyor. Evet. Hani elektroniğin olduğu yerde bu tarz hatalar her daim olabiliyor. Hani hacklenir mi? Şimdi hacklenemez diyemem. Yani ben bu işte bilir kişi değilim ama her şeyin artık yapay zeka çağında yaşıyoruz ve teknoloji geliştikçe onun karşısında yani ne kadar çok güvenlik duvarları gelişirse o kadar çok ekleme şeyleri de gelişiyor. Hani her iki yazılım da birbirini besleyen ve aynı anda büyüyen bir sektör. Evet. Dolayısıyla her şey yapılabilir. Hatta yine şöyle bir videodan örnek vereyim. Hani NASA'nın şeyini çekmişler. İçinde işte böyle bir saklı bir yerdeki bir otoparkını çekmişler, hı-hı, mesela. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ama bir bakıyorsun orada 70'li 80'li yıllardan kalma içinde bir gram elektronik olmayan, aksam olmayan bir sürü pick-up ve eski 70-80 model işte Chevrolet, Mevrolet farklı farklı Amerikan arabaları. Ve şöyle yorumluyorlar. Olası bir elektronik işte şey siber atağında ondan sonra bizim arabamızda elektronik bir beyni var baktığın, evet, zaman. Tesla elektrikli bir araba ama o motor ayrı bir şey. O beyin ve yazılım ayrı bir şey. Ondan sonra bu arabaların hepsi bu hacklenmeye maruz ve açık. Burada hani evet elektrikli arabaları birçok yerde övüp birçok yerde yerebiliriz ama bence bu konuyu, bu hacklenme muhabbetini yani elektrikli arabalar için sadece böyle özelleştirip bir şey söylemek çok doğru olmayabilir. Her şeyi söyleyeceğim. Mesela işte kartı var, kopyalanabiliyor mu vesaire, hani o tarz bir şey sormuştum. Orada da şöyle düşünüyorum ben. Mesela telefonların içinde gerçekten Apple, benim işte biliyorsun eski bir telefonum var, şifresini unuttum, açamıyorum telefonu. Yani çok ciddi güvenlik duvarları var. Tesla'nın da bu şekilde olduğunu biliyorum. Aynen. Ondan sonra o yani felaket senaryosu noktasına gitmezsek günlük hayatta güvenlik problemi çıkartacağını düşünmüyorum. Anladım. Yani benim sorularım genel manada bu kadar. Çevre açısından, yani çevrecilik açısından yaklaştık olaya. Bu işte mevsimsel değişikliklerde çalışması vesaire. Yani şimdi sistem de yeni geliştiği için bence zaten onlar da benim şu an bu videoda yaptığım gibi kervan yolda düzülür deyip gidiyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü işte otopilotlarda çıkan hatalar ya da işte mesela bizim yolda gördüğümüz bazı elektrikli arabaların farlarının yarısı yanıyor, yarısı yanmıyor gibi problemler çıkıyor. Bunlar zamanla düzeltilecek şeyler olarak, evet, düşünüyorum. Ama ben mesela hala hani eskiden bazı insanlar vardı ya, tuşlu telefondan dokunmatik telefona geçmeyen, hala, hı-hı, onu kullanan. Ben gerçekten o tayfadan bir insanım. Sanırım uzun bir süre elektrikli araç alıp kullanamam. Çünkü bunun karşısına muhatap olacağım kişi ya da bir şey olabileceğini düşünmediğim için sistemin oturmasını bekleyeceğim, hı-hı, kendi açımdan. Hı-hı. Hani kullananlar ne düşünüyor yorumlara bekliyorum. Bu konuda ben de çok merak
akım var. Yani günlük hayatı ne kadar kolaylaştırıyor ya da neyi değiştiriyor. Evet. Bu konuda bilgi edinmek isterim açıkçası ama benim sorularım bu kadardı. Evet. Umuyorum. Son bir şey eklemek istiyorum. Ben yani olayın sürdürülebilirlik boyutuna bu az önce söylediğimiz şeylerden dolayı inanılmaz bir şekilde inanmadığım için ben inanmıyorum ona. Olaya şöyle bakıyorum. O araba mı bu araba mı? Hani evet, yani şeyinden farklı yani olarak. Mesela şekilleri de farklı. Ha, hani şekilleri biraz daha de... alışılmışım dışında çizgilerle çıkıyorlar. Ben hep uzay aracı ona da itirazım onlara. Var zaten. Yani neden? Ben neden normal araba gibi çıkmadıklarını ben de çok merak ediyorum. Aslı olay şu, sürtünme katsayısını azaltmaya çalışıyorlar. Evet, o CD ama... dediğimiz katsayı var ya, ya işte. Evet tabii ki. Belki de onun bizde nasıl... Menzili çok etkiliyor. Heh, aynen. Bizde nasıl statik hesap yapılıyor onlarda da illaki bir şey vardır. Ama ben kendi açımdan düşündüğümde şekillerini de çok beğenmemekle beraber... Yani insanlar burada beni şey yapacak ama uzay aracı gibi geliyor bana, ne bileyim. Yani mesela bence tamam, TOK mesela güzel duruyor. Bence o biraz daha normal arabaya yakın TOK'un duruyor. TOK'un da bu arada sürtünme katsayısı çok kötü hayat. Evet, ona bir şey diyemeyeceğim ama eşeğin işte. Eşeğin mi ineğin mi ne daha iyiymiş. Yani işte. Arabayı gömmek için söylemiyorum da yani. Tasarımsal bir şey. Bilimsel bir şey işte yani. Yani bu da bir şeyler yeni oturduğu için izleyip göreceğiz diyorum. Kullananların vloglarını izlemeye çalışıyorum. Ama onlar da bizi izliyorsa, bu konuda yorumlara bilgilendirirlerse, beni aydınlatırlarsa... Belki biz yanlış biliyoruzdur bazı şeylere. Belki de bizim yanlış bildiğimiz şeyler vardır. İyisiyle kötüsüyle elektrikli araçları tartıştık diyerek konuyu kapatıyorum. Yeni bir haftada, yeni bir podcast'te tekrar sizlerle görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, esen kalın.